peptitlerin gücü, kas gelişiminin kilidini açmak. Kas geliştirme dünyasında peptitlerin rolü giderek daha fazla önem kazanıyor. Peptitler, vücut geliştirme dünyasında fırtına gibi esti. Bu küçük ama güçlü moleküller kas gelişimini hızlandırma potansiyelleriyle dikkat çekiyor. Bu kısa amino asit zincirleri vücutta sinyal molekülleri olarak görev yapar. Hücrelere belirli görevleri yerine getirmeleri için talimat verirler. Çok çeşitli fizyolojik süreçleri etkiler. Kas onarımı, büyüme ve enerji metabolizması gibi önemli süreçlerde rol oynarlar. Vücut geliştiriciler özellikle kas büyümesini artırabilen, iyileşmeyi hızlandırabilen ve genel performansı iyileştirebilen peptitlerle ilgilenir. Bu peptitler antrenman sonrası toparlanma sürecinde hızlandırabilir. Peptitler doğal olarak oluşan peptitlerin ve hormonların etkilerini taklit ederek çalışır. Vücutta doğal olarak bulunan bu moleküllerin işlevlerini artırarak kas gelişimini desteklerler. Esasen vücudu kandırarak kas inşa etmek ve daha hızlı iyileşmek için ihtiyaç duyduğu şeylerden daha fazlasını üretmesini sağlar. Bu da sporcuların daha kısa sürede daha büyük kazanımlar elde etmelerine yardımcı olur. Bu da onları vücut geliştirme potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak isteyenler için popüler bir seçim haline getirir. Peptitlerin sunduğu bu avantajlar onları sporcular ve vücut geliştiriciler arasında vazgeçilmez kılar. Peptitlerin şifresi çözüldü. Amino asit zincirlerine daha yakından bakış. Peptitler esasen kısa amino asit zincirleridir. Amino asitler kas büyümesi ve onarımı için gerekli olan proteinlerin yapı taşlarıdır. Amino asitler birbirine bağlandığında peptitleri oluşturur. Bu peptitler daha sonra proteinleri oluşturmaya devam eder. Farklı peptitlerin farklı amino asit dizileri vardır. Bu onlara benzersiz özellikler verir ve vücuttaki belirli işlevleri hedeflemelerini sağlar. Örneğin bazı peptitler büyüme hormonunun salınımını uyarmada özellikle etkilidir. Bazıları ise eklem sağlığı için kolajen üretimini teşvik edebilir. BPS 157 ve TB500 iyileşme için dinamik ikili. BPS 157 ve TB500 olağanüstü iyileştirici özellikleriyle bilinen iki popüler peptittir. Mide sıvılarında bulunan bir peptit olan BPS 157 hasarlı tendonları, bağları ve kasları onarmada inanılmaz bir potansiyel göstermiştir. Ayrıca güçlü anti-enflamatuar etkiler sergiler, ağrıyı azaltır ve daha hızlı iyileşmeyi destekler. Doğal olarak oluşan bir diğer peptit olan TB500 ise hücre büyümesi ve yenilenmesinde önemli bir rol oynar. Yara iyileşmesini hızlandırdığı, iltihabı azalttığı, esnekliği ve hareket açıklığını iyileştirdiği gösterilmiştir. Bu özellikler TB500'ü özellikle sakatlıklardan kurtulan veya kronik ağrıyla uğraşan sporcular için faydalı hale getirir. GHRP2 ve CCS1295 büyüme hormonunu doğal yollarla artırmak. Bu iki peptit vücudun doğal büyüme hormonu üretimini artırmak için sinerjik olarak çalışır. GHRP2 ve CCS1295 vücutta büyüme hormonu üretimini artırmak için sinerjik olarak çalışan iki peptittir. GHEP2 hipofiz bezini doğrudan uyararak büyüme hormonu salgılamasını sağlar. Büyüme hormonu, kas büyümesi, yağ kaybı ve genel sağlık için gereklidir. Bu hormon vücudun metabolizmasını hızlandırır ve enerji seviyelerini artırır. GHRP2, hipofiz, bezini, büyüme hormonu salgılamak için uyarırken aynı zamanda stres seviyelerini düşürmeye ve uyku kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. CJC1295 büyüme hormonunun yarı ömrünü uzatarak onu daha etkili hale getirir. Bu, vücutta daha uzun süre aktif kalmasını sağlar ve böylece daha fazla fayda sağlar. GHRP2 ve CJCT1295'in birlikte kullanımının yağsız kas kütlesinde önemli artışlara, vücut yağında azalmalara, cilt elastikiyetinde ve kemik yoğunluğunda iyileşmelere yol açtığı gösterilmiştir. Bu peptitler sadece fiziksel performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlık ve zindelik üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Kemik yoğunluğundaki iyileşmeler özellikle yaşlandıkça kemik sağlığını korumak için önemlidir. Ayrıca cilt elastikiyetindeki artış daha genç ve sağlıklı bir görünüm sağlar.
Bu faydalar, bu peptit kombinasyonunu hem vücut geliştiriciler hem de sporcular tarafından oldukça rağbet gören bir kombinasyon haline getirmektedir. Doğal yollarla büyüme hormonu artırmak isteyen herkes için ideal bir seçenektir. 5. bölüm. Kasların ötesinde peptitlerin eklem sağlığı ve bağışıklığa etkisi. Peptitler genellikle kas büyümesi ve iyileşmesi ile ilişkilendirilse de faydaları spor salonunun çok ötesine uzanır. BPC-100, 57 ve TB500 gibi bazı peptitler eklem sağlığını destekleme ve vücuttaki iltihabı azaltma konusunda dikkat çekici bir potansiyel göstermiştir. Peptitler ayrıca bağışıklık hücrelerinin aktivitesini modüle ederek bağışıklık sistemini de destekleyebilir. Bu, vücudun enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı doğal savunmasını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Bu da peptitleri genel sağlık ve esenliği korumak için değerli bir araç haline getirir. 6. bölüm, terazileri tartmak, peptit kullanımının faydaları ve riskleri. Peptitler, vücut geliştiriciler ve sporcular için çok çeşitli potansiyel faydalar sunar. Bu küçük protein parçaları kas kütlesini artırmak ve performansı iyileştirmek için kullanılır. Bunlar arasında artan kas büyümesi, yaralanmalardan daha hızlı iyileşme, gelişmiş eklem sağlığı ve dayanıklılık yer alır. Ayrıca peptitler enerji seviyelerini artırabilir ve genel fiziksel performansı iyileştirebilir ve gelişmiş bağışıklık fonksiyonu yer alır. Bu, sporcuların daha az hastalanmasına ve antrenmanlarına daha tutarlı bir şekilde devam etmelerine yardımcı olabilir. Bununla birlikte peptit kullanımının potansiyel riskler ve yan etkilerle de birlikte geldiğini kabul etmek çok önemlidir. Yan etkiler kişiden kişiye değişebilir ve bazıları ciddi olabilir. Peptit kullanımı ile ilişkili bazı yaygın yan etkiler arasında su tutma, iştah artışı ve kilo alımı bulunur. Bu yan etkiler özellikle diyet ve egzersizle kontrol edilmezse istenmeyen sonuçlara yol açabilir ve kan şekeri seviyelerinde değişiklikler bulunur. Bu özellikle diyabet gibi kan şekeri yönetimi gerektiren durumları olan kişiler için önemli bir endişe kaynağı olabilir. Peptitleri kullanmadan önce bireysel sağlık durumunuz ve hedefleriniz için uygun olduklarından emin olmak için kalifiye bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir. Bu, potansiyel riskleri en aza indirmeye ve peptitlerin faydalarından en iyi şekilde yararlanmaya yardımcı olabilir. 7. bölüm, Türkiye'de peptit pazarında gezinme maliyetler ve dikkat edilmesi gerekenler. Türkiye'de peptitlerin maliyeti peptit türüne, satın alınan miktara ve tedarikçiye bağlı olarak değişebilir. Kalite ve özgünlük sağlamak için peptitleri saygın tedarikçilerden temin etmek çok önemlidir. Performans artışı için peptit kullanmanın belirli sporlarda ve yarışmalarda yasak olabileceğini unutmayın. Sporunuzu yöneten düzenlemelere aşina olmak ve bunlara uymak esastır. 8. bölüm, bir uyarı sağlığı önceliklendirmek ve profesyonel rehberlik. Peptitler performansı ve fiziği geliştirmek için heyecan verici olasılıklar sunarken kullanımlarına dikkatli yaklaşmak çok önemlidir. Peptitleri rutininize dahil etmeden önce kalifiye bir sağlık uzmanına veya spor hekimine danışın. Bireysel sağlık durumunuzu, hedeflerinizi ve potansiyel risklerinizi değerlendirerek peptitlerin sizin için uygun olup olmadığını belirleyebilirler. Ayrıca kişiselleştirilmiş dozaj önerileri sağlayabilir ve ilerlemenizi yakından izleyebilirler. 9. bölüm, fitness yolculuğuna katılın, benimle iletişime geçin. Fitness yolculuğunuzu bir sonraki seviyeye taşımaya hazır mısınız? Fitness, beslenme ve takviyelerle ilgili daha fazla bilgi, ipucu ve ilham almak için Instagram'da Beni Vücudunu Geliştir adresinden takip edin. Fitness hedeflerimize ulaşma yolunda birbirimize bağlanalım ve destek olalım.